Lan! Sen ne yaptın? Çocukluk arkadaşımdın. Demek ki değilmişim. Ben babamın intikamını aldım. Senin baban bizi attı, anladın mı? Kapının önüne koydu. Hayır Faruk, senin baban haysiyetsizdi, anladın mı? Hasan! Git buradan Dila, çabuk git, çabuk! Hayır, gitmesin. Dursun burada Dila. O senin kocanı öldürdü, sen de onunla oldun. Evet, Barazorlularının hanımı ağasıyla Selamoğullarının ağası karşı karşıya getirdim. Bugün birimiz öleceğiz. Doğru konuş Faruk. Rıza, kes sesini. Bugün sen ya da ben ya da Dila ölecek. Aramızdan biri söyleyecek. Aman Allah'ım. Ebru, Dila, çabuk gidin buradan, çabuk! Seni bırakamam Rıza. Gidin dedim. Kendini öldürdü o. Başıma bir şey gelmeyecek. Hadi Dila, hadi gidin. Dila yenge, neyin var? Ne oldu? Yüzün bembeyaz. Hasar, çok kötü şeyler oldu. Git başımdan. Sinirlerim çok bozuk. Ya ne oldu, anlat. Kendini öldürdü. İntihar etti. Ne? Şu milletvekili adam mı? Kim öldürdü? Kendini öldürdü. İntihar etti. Azer, beni rahat bırak, tamam mı? Çok yorgunum. Hanımım, arkadaşınız Sıcı Hanım geldi. Tamam Raşit, bahçeye geçsin. Ben hemen geliyorum. Merhaba Dilacığım, nasılsın? Nasıl olduğumu bilmiyorum canım. O kadar kötü diyorsun yani. Canım, ben aslında buraya sana bir şey söylemek için gelmiştim. Senden öncelikle sakin olmanı istiyorum. Canan, ne oldu? Söyle çabuk.
Eren teyzenin ölümü bir kaza değil Dila. Eren teyzenin ölümü bir cinayet. Biliyordum zaten canım. Biliyordum. Ebru, şimdi Londra'ya gidiyorsun. Ve Melis'in saçından, tırnağından, başka bir şeyinden parça alıp yolluyorsun bana, tamam mı? Rıza, eğer Melis kızın çıkarsa... Melis eğer kızım çıkarsa kızıma çağırıp çıkacağım. Çıkmazsa sen yoluna, ben yoluma. Anladın mı? Tamam. Ben Londra'ya gidiyorum o halde. Kendine iyi bak Rıza. Mam, ben çok değiştim. Eskisi gibi değilim. Seni seviyorum. Sen ne biliyorsun, biliyorum. Azer, sen beni çok güzel sevmiştin. Ben seni hala seviyorum. Ben senin düzeldiğine inanmak istiyorum. Ben artık başka biriyim Fatma. Bak, seni seviyorum, bunu bil. Ve şey, ani olacak ama... Benimle evlenir misin Fatma? Evet Azer. Dila, senle daha evine gidelim. Orada dinleyip kafamızı toparlarız. Rıza, aslında bu benim için çok iyi olur. Bu aralar çok zor günler geçirdik. Biraz kafamızı dinlemeye ihtiyacımız var. Tamam o halde. Gidelim de abine bugün. Bir gün olsun, fırtına dinmek bilmiyor. Başka yerde olsan daha mı mutlu olurdun? Bilmiyorum ki. Annemi kaybetmeseydim ya da bu çiftlik olmasaydı, avukat olmasaydım daha mı iyi olurdu? Hiç bilmiyorum. Burada olmasaydın seni tanıyamazdım. Bir tek ona pişman değilim. Bazen beni kızdırmış olsan da burada olmaktan mutluyum. Peki, ben sana acıyı mı daha çok verdim, mutluluğu mu? Mutluluk senin verdiğin bir şey değil ki. Seninle olduğum için mutluyum ben. Doğru. Seni seviyorum Dila, anlatamadığım kadar. Rıza, DNA testinin sonuçlarını öğrendin mi? Evet. Melis benim kızım. Uçak birazdan iner Adana'ya. Sonra buraya geliyorsun. Ne yapacağımızı konuşacağız. Anladım Rıza. Tamam. Seni bir iki saate kadar ararım. Lan ben bu antidepresyon hapı içen Melike cadısını nasıl ikna edeceğim? Ki karı bildiğin hortlak usulü manyak. Neyse, bakacağız. Fatmam için o cadı karıya da dayanacağım. Ama başka çarem yok ki.
Olmaz Ebru. Ona babası olduğumu söyleyeceğim. Çok yıpranacak kızımız Rıza. Ebru, artık kızımla yepyeni bir hayata başlayacağım. Bunu böyle bil. Rıza.